Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir akşam diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Gündem çok sıcak. Sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sürekli bir ibre başka bir tarafa dönüyor diyebilirim. Teknik direktör arayışı var. Aynı şekilde tabi Trabzonspor takımında Oranak istifa etti. Akın istifa etmesiyle beraber takımı kim çalıştıracak? Yeni teknik direktörümüz geçici mi olur? Sezon sonuna kadar mı olur? Bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Şimdi bu detayları sizlerle konuşmak istiyorum. Tabi e, ayrılacak olanlarla alakalı iddialar ortaya atıldı. Trabzonspor'umuzun sezon sonu kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu iki tane ismi bir önceki videomuzda konuşmuştuk. İzlemeyenler için bunu biraz daha detaylandıracağız. Bir tane yanlış bir e, bilgi verdim. O bilgiyi de düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Tabi e, Orhan Ak istifa etti. Orhan Ak'ın sözleşmesi yardımcılarıyla beraber feshedildi. Bizim eskiden de çalıştığımız Alper Hoca Orhan Ak'ın ekibinden değildi. Zaten toplama bir ekipti Orhan hoca'nın ekibi. Alper Hoca devam edecek gibi gözüküyor kaleci antrenör. Zaten 2 veya 3 antrenmana çıktı Alper Hoca. Kendisi de bunu dile getiriyor zaten. Alper Hoca devam edecek. İhsan Derelioğlu ile Trabzonspor takımımız çalışmalarına yarın saat 2.30'da başlayacak. İhsan Hoca daha önce de bu görev üstlenmişti. Hem sukat ekibinin başında hem altyapıda biliyorsunuz. Kulübümüzün bir çalışanı, kulübümüzün adamı diyelim ve Trabzonspor takımımız İhsan Hoca ile çalışmalar devam edecek arkadaşlar. Tabi İhsan Hoca'nın gelmesi şu an için şunu söyleyebilirim. Bu kararı daha önceden neden alınmadı? Tabi Orhan Akıt'la devam etme bir pozisyon çizildi. Şunu çok merak ediyorum. Gerçekten şunu çok merak ediyorum ve sormak istiyorum. Orhan Akıt'la beraber yola devam edildi. Önümüzde bir Türkiye Kupası vardı. Ve biz Orhan Akıt'la beraber bu Türkiye Kupası'nı geçeriz mi hesaplandı yoksa bizi sezon sonuna kadar idare eder mi hesaplandı bunu çok merak ediyorum çünkü İhsan Derelioğlu'nu ben 10 tane oranakı cebinden çıkartacağını düşünüyorum arkadaşlar çünkü çok tecrübeli bir isim önemli bir isim Trabzonspor takımımızda yıllarca bulunmuş görev verildiği zaman görevini sonuna kadar layıkıyla yerine getirmiş bir isim İhsan Hoca yani çok merak ettiğim bir detaydı bunu kongreden önce alınsaydı bu karar ne değişebilirdi Trabzonspor takımında? Neden böyle bir maceraya girindi? Orhan Haka yarım sezon değil de bir buçuk senelik bir sözleşme verildi. Altı Altay'ı atalım daha sonrasına bakalım dendiğinin bir dedikodusu diyelim. Çünkü yönetim tarafından böyle bir şey açıklanmadı ama Orhan Hoca da istifasından sonra şunu söylüyor. aslında söylenenden daha da fazla bir teklif de vardı deniliyor diyor Orhan Hoca. Tabi İhsan Hoca ile yola devam edilecek. Trabzonspor takımımızda İhsan Hoca'nın e Tabii şimdi 10 maç kalmış. Önemli olan detay şu. İhsan Hoca ile biz bu 10 maçı geçirelim. Sezon sonunda serbest kalacak hocalarla tekrardan bir e, görüşme mi gerçekleştirelim? Atıyorum Çağdaş Atan olabilir, Fatih Tekke olabilir, Montelli olabilir, Pirlo olabilir. Yani yurt dışından bir teknik adam getirilebilir. Tabii bunlar önemli detaylar. Şimdi biz şunu savunuyorduk. Gelecek sezonun kadrosunu kurmak. Türkiye Kupası'nda da Boş geçmeme adına iyi bir isim, hani bu işi yapabilecek, Trabzonspor takımının o koltuğunu kaldırabilecek bir ismin gelmesinden yanaydık. Tabii şimdi Türkiye Kupası'nın gitmesiyle beraber işler tekrardan değişti. Sezon sonuna beklemek mi daha mantıklı, şimdi sezon sonu beklememek mi daha mantıklı? Ben bunu sadece sizlere sormak istiyorum. Çünkü neden söylüyorum, şimdi bir teknik adam aldık, içimize sinmeyen bir teknik adam getirirsek... Sezon onunla beraber girersen 2. 3. 4. 5. hafta veya transfer dönemi kapandı diyelim ayrıldı. Bu zafer bir seneye daha bu sefer bir seneye daha çöpe atmış olursun. Sil baştan. O zaman da ayrı bir sıkıntı bizi bekler. Bu da ayrı bir bölüm. Bu da ayrı bir sıkıntı. Tabi bunun kararını iyi vermek lazım. Ertuğrul Doğan'ın sınavı teknik direktörlü olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. En büyük sınavı yönetimi teknik direktörlü olacak. Mevcut kadroyu oynatabilecek. Bu oyuncu kitlesini tutabilecek. Bu maaş yükünü Kaldırabilecek ve bizim verdiğimiz parayı kabul edebilecek takımda küçülmeye gidildiğini kabul edebilecek bir teknik adam bulmak çok zor. İsmimiz çok büyük, kulübümüz çok büyük. Hani e, tabii ki de buraya herkes gelir. Küçülmeye de gitse gelir, e, şampiyonlar gitsen zaten gelir. Ama önemli olan Ertuğrul Doğan'ın ve yönetimin vereceği karar. Bu, bu çok önemli bir karar. Bence Ertuğrul Doğan'la alakalı şunu söylemiştim ben daha önce başkanla alakalı. Onun başkanlık kariyeri teknik direktörle büyük sınav verecek. Teknik direktörde ilk vereceği karar teknik direktör kararı ve bunun için çok önemliydi. Onun adına çok önemli demiştim. Ve yapmış olduğu ilk hamlesi skandal oldu. Kesinlikle tutmadı ve pahalıya mal oldu. Çok ciddi kayıplarımız var. Bütün sezonu hibe ettik. Türkiye Kupası var derimizde. Hiç değilse Ankara gücüne yerlenmememiz lazımdı. Maalesef Ankara gücüne karşılandık. Bundan sonra nasıl bir yol izlenecek? İhsan Hoca takımın başında Belki şu Kasımpaşa maçını bir atlatalım. Önümüze bakalım diyebilirler. Bu arada Sergen Yalçın'a gidiliyor. İlhan Palut'un adı geliyor. Başka işte Şota, Samet Aybaba gibi isimler iddia edenler var. İşte Şota gelsin camiamızın adamı. Gel dersin gelir, git dersin gider diyenler var. Şota geldiği zaman bu kadroyu bir şekilde toparlayabilir diyenler var. Şota hocaya şöyle düşünmemiz lazım. Hem yerli gibi gerçekten hem ligi hakim hem dilimizi biliyor hem de yabancı dil olan bir isim kariyerli bir isim. Bana göre iyi de bir isim. Teknik direktörlük yapabilir mi? Çok rahat yapar. Şu şu kısa dönem içerisinde bizi derleyip toplar mı? Şota toplar. Bakın Şota Hoca toplar. Samet Aybaba'nın adı geçiyor. Samet Hoca ile bire birebir çalıştım. Şota Hoca'yı yakından tanıyorum. Bu isimler tamam. Eyvallah. Ama e, yok. Bizim hedefimiz şampiyonluğa gitmek. Şota Hoca da yapar. Bakın yapmaz demiyorum ama şampiyonluğa gidecek. Uzun vadeli bir takımı e, kurabilecek. Uzun vadeli bir sistemde kafalarında atıyorum Montelli olabilir bakın saygı duyuyorum. Bu strateji çok önemli. Teknik direktör adaylarını iyice araştırmak lazım. Artık zaten acele etmene gerek yok. Bunu yapman gereken gün Abdullah Avcı'nın istifasını sunduğu gündü. Hatta daha öncesine bunun öngörüsünü yapman lazımdı. Daha öncesinde bunun çalışmalarını yapmak lazım. İşte teknik direktöre gitmeden başka bir teknik direktöre bakmışlar. Bunlar gayet normal şeyler aslında. Neden biliyor musunuz? Zaten belli sallanıyor. Görüyorsun başkanlar bunu sezebiliyor. Ya şimdi Ahmet Hoca bıraktığı zaman ben onun yerine neden altyapıdan bir oyuncu get bir hoca getireyim? Neden onun yerine başka birisini getireyim? Neden ben riske sokuyum takımıma? Ben buraya milyonlar yatırmışım. Herhalde gidip bakacağım bir tane teknik direktöre. Ama bunun planlamasını yapmazsan böyle ortada kalırsın. Abdullah Avcı tak bıraktı. Tak hiç kimse beklemiyor Ümraniye spor maçı. Orhan Hoca'yı bıraktılar oraya. Orhan, Abdullah Avcı da tavsiye etti diye düşünüyorum. Ertuğrul Doğan da hadi Orhan Hocam yaparsın sen dediler. Bir gazla çıktılar yola patladık. Yani gelinen noktada e, 30 gün oldu. 27 gün çalıştı. 30 gün sonra önce yapılması gereken hamle bugüne kaldı. Ve bu da tabii ki de hata. Hatalar zinciri arkadaşlar. Maalesef bu da bize pahalıya mal oldu. Şimdi gelelim. Mensah ile alakalı bir açıklama yaptım Bu sene 25 maç oynamış oyuncuyla 3 maç oynadı dedik arkadaşlar Yanlış bir bilgi oldu kusura bakmayın Bakın Mensah'ı istemeyenler işte Borini'ye yaşlı diyenler var Bakın Mert Güney'e de yaşlı demiştiniz Abu Bakar'a da problemli demiştiniz Öteki biz çok oyuncu konuşuyorum ben burada Hep böyle olumsuz söyleyen çok fazla arkadaş görüyorum Bakın Mensah bu ligin oyuncusu Sezon sonu boşa çıkıyor Borini bu sezon 15 tane gol 9 tane asist yapmış Ligin en iyi kanat oyuncusu. Yılın hani ilk 11'ini kuracak olursan Borini'yi koyarsın. Bu isim Milan, Chelsea daha önce konuştuk. Aynı şeyleri konuşmayalım. Patentini almış bir oyuncu. Ve bana göre Borini transferi nokta bir transfer olur. Bakın Borini sezon sonu serbest kalıyor diye bilgi var. Yurt dışına gitmez ise Türkiye'de bence İstanbul takımlarıyla yarışırsın. Sana bırakırlar mı bırakmazlar mı orasını bilemem. Çünkü oyuncu İstanbul'da yaşıyor. Orada bir düzeni var. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Gelinen noktada ayrılacak olanlar var. Yarın özellikle e, ayrılacaklar, gelecekler, gidecekler daha detaylı bir video çekmeyi planlayabiliriz arkadaşlar. Ama Bakasetas benim canımı biraz sıkıyor arkadaşlar. Bakasetas'ın çünkü aldığımız e, bilgiler, duyumlar, konuşmalar, kulisler şu şekilde Bakasetas'ın sezon sonu satılıp Trabzonspor takımımızın kasasına ciddi bir para girdisi yapması bekleniyor deniliyor. Çünkü Bakasetas'ın sözleşmesi bir sene kalıyor. Bakasetas'la alakalı bir karar vermek zamanla. Bakasetas'ın ya maaşını düzelteceksin, yeni bir sözleşme önereceksin ya da Bakasetas'la yolları ayıracaksın. Bakasetas'ı Wolfsburg'un çok ciddi bir teklifi var. 7 milyon euroluk bir teklif var Bakasetas'a. 7 milyon euroluk bir teklifte iyi bir para mı? Kötü para değil eyvallah ama ben bir Bakasetas'ı 10 milyondan aşağı alabileceğini minimum düşünmüyorum. Bir daha bir Bakasetas'ı getiremezsin. Bakasetas'ın... iki maçtır yedek beklemesi tamamen hastalıkla alakalı Orhan Akın demesi. E i̇nşallah şuna göre oyuncuyu yedek bırakmamışlardır. Test yapıp oyuncuyu yedek bıraktık diyorlar ya işte koşu mesafesi, nefesi işte şu 60 dakika çıkartır 30 dakika böyle bir şey ben inanmıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Hani e, inşallah bundan dolayı Bakasetas son iki maçtır yedekte bırakılmamıştır. Çünkü çok pahalıya mal oldu. Bu takımda ben her zaman şunu söylüyorum Bakasetas'ı yazarım ondan sonra diğer oyuncuları yazarım. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz. Bakasetas'la alakalı böyle bir dillendirme var iddia gerçek mi değil mi gerçekleşir mi bunları göreceğiz tabii ki de. Biz iddiaları yorumluyoruz. Her zaman söylüyorum gazeteci değiliz biz arkadaşlar. Trabzonspor takımımızda İhsan Hoca çıkacak. Hani başarılar diliyorum. Allah utandırmasın. Daha önce Alanya Spor maçında çıkmıştı. Berabere kalmıştı. Önemli bir maçtı bizim için. Toparlamıştı. Toplu toparlamıştı. Hiç i̇şte savunmayı toparlamıştı böyle takım halinde iyi bir görüntü çizmişti İhsan Hoca döneminde. İnşallah gene aynı görüntüyü çizebiliriz. Zor günlerden geçiyoruz. Destek olmamız lazım. Trabzonspor takımımızın yanında olmamız lazım. Elimizden geldiğince bizler de destek vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu şekilde olsun. Bu ara biraz karşınıza fazla çıktım. Çünkü gündem çok dolu sıcak gelişmeler var. Ben de doğal olarak eğer bu işi yapıyorsam sizlere her türlü sıcak gelişmeyi yorumlayarak karşınıza çıkmam gerekiyor. Yorumlamam gerekiyor. Bu bilgileri size aktarmam gerekiyor. Bugünlük bu kadar dediğim gibi. Kendinize çok iyi bakın. Kemik kitlemi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.